Merhaba sevgili satranç severler. Evet, yeni bir başlık altındaki videomuza hoş geldiniz. Hem maç analizi olacak hem de klasikleri öğrenmiş olacağız. Ne anlamda? Titanların Savaşı videomuz. Evet, Titanların Savaşı, neden bu ismi koyduk? Dönemin, kendi bulundukları dönemin en iyi satrançlarının birbirleriyle maçlarını incelemeye başladım sizler için. Öncelikle Taçsız Kral, Paul Murphy, ki benim odamda da biliyorsunuz bir portresi var. Evrensel Bilgin Hocam'ın emeğine sağlık. Ondan istemiştim, yapmıştı. Murphy'nin Andersen'le oynadığı, Andersen de romantik akımın diyeyim, agresif oyuncusu. Çok güzel oyunları var Andersen'in de. İki oyuncunun da, Paul Murphy ve Adolf Andersen'in de ölmez partileri var. Yeşil, herdem yeşil dediğimiz, evergreen dediğimiz, immortal dediğimiz partileri var. Gerçekten muazzam partiler. Bunları inceledim sizler için. Paul Murphy'ye benim ayrı bir hayranlığım var. Ben Fischer'i çok beğeniyorum. Çok sevdiğim oyunculardan birisi Fischer. Gerek tarzı, gerek hırsı olsun. Fischer de Murphy'den çok etkilenen birisi. Murphy tamamen idol olarak başlamış. Satrancın tanrısı olarak görüyor Murphy'yi. Gerçekten Taçsız Kral Murphy. Oynadığı dönemde muazzam maçları var. İkisinin maçını inceledim Andersen'le. Gelin hep beraber inceleyelim. E4, C5. At F3, at C6. D4, CD4. At D4, E6. Evet. Svechnikov, Pelikan dediğimiz bir açılışa dönüyor böyle. At B5, D6. Tabi burada at F6 oynarsa at D6 ile devam edebilir siyah beyazlar. At D6'da çok bir şey kazandırmıyor. Teorisi olan bir varyant. Fil D6, vezir D6'ya. Vezir E'de oynuyor. Vezir D3 oynayabilir burada beyazlar. Bir de at C3'lü varyantta vezir E'de var. At C3'lü varyanttan gelebiliyor. Burada at E4 oynayabiliyor çünkü. Burada at D6 olmuyor o yüzden. Yani normalde nasıl diyeyim? Şöyle gelişiyor aslında. At F6, at C3, E5, at B5, A6, at D6, fil D6. Biraz farklılık var tabi, aynısı değil. Vezir D6, vezir E7. Şimdi E4'te korunduğu için burada vezir D3 oynayabilir. Vezir D2, vezir E7 alabiliyor. Bu varyanta benzemiyor tabii ki burada E6'ya. At F6 oynayabilir. At 1 C3'e D6, fil F4, E5, fil G5 ve pelikana döndürmüş oldu beyazlar böyle oynayarak. At B5'e D6 oynamış Andersen ve fil F4. Evet, Fischer'in sevdiği hamlelerden birisi bu konumda. Ki Fischer Murphy'den çok etkilenen bir oyuncu, söylemiştik. Burada C4 daha çok oynanıyor. Karpov da C4 oynuyor. Daha pozisyonel çünkü C4'te. Karpov da biliyorsunuz pozisyonel oyunun çok büyük bir ismi. C4'ü tercih ediyor Karpov da. Fil F4. E5, fil E3. Şimdi aynı şekilde olmuyor. At F6, fil G5'e. Fark ne? Biz o varyantı oynarken atımız C3'teydi. Fil F4 çıktığımızda E5 sürdüğünde fil G5 geliyordu. Ama şimdi biz ne yaptık? Fili F4'e çıktık. E3'e geldik. Şöyle işaretleyelim. E3'e geldik. Sonra tekrar G5'e gittik. Yani bir tempo kaybettik at C3 oynamadan. O yüzden burada at F6'ya fil G5 çok mantıklı değil. A6'dan sonra hiçbir sıkıntısı kalmıyor siyahların. Açılış prensipleri gereği D5 karesinde bir zayıflık var. Fakat tempo kaybetmiş oluyor beyazlar. Fil E6 ile hızlı bir şekilde savunabilir D5 karesini. Fil E6, fil E7. Siyahlar bu tempo fazlalığı sayesinde çok çabuk eşitleyebiliyor. Fil E3, F5 oynamış ama. Burada Andersen stiline uygun bir aslında tepki. Ve Murphy de artık burada gerçekten satranç anlayışı çok büyük bir oyuncu. Fakat anlayışının da ötesinde inanılmaz bir hissiyatı var arkadaşlar Murphy'nin. Konumu çok iyi koklayabiliyor. Eksilerini, konumun zayıflıklarını çok iyi kavrayabiliyor. Özellikle inisiyatif aldığı zamanlarda, hücum yaptığı zamanlarda muazzam oynuyor. Burada da bunun farkına varıp at 1 C3 oynuyor. Gerçekten güzel hamle. Eğer böyle bir şey gidiyorsa siyahlar, yani F5 oynuyorsa burada, at 1 C3'ü F4 sürmek zorunda artık. Çünkü burada A6 hamlesi yarar sağlamıyor. At D5 çok kuvvetli hamle. A çarpı B5'e fil B6. Vezir H4'e at C7.
Şah D7, at çarpı A8, vezir çarpı E4, vezir E2 ve beyazlar kazanç konumda. F4 oynamış Andersen. Doğal olarak F5'ten sonra F4 gelmek zorunda, artık girmek zorunda bu varyanta. At D5, F çarpı E3. Evet, burada Murphy her zaman daha fazlasını isteyen bir oyuncudu tahta başında. Güzelleştirmeye çalışırdı, güzellik isterdi konumlarında. Burada at BC7, şah F7'ye at çarpı A8 yeterli aslında Murphy için. E çarpı F2'ye şah çarpı F2, vezir H4, G3, vezir çarpı E4, fil G2, vezir F5 şah çekerse şah birden sonra beyazlar kazanç konumda. Kaliteye karşı piyon, fakat beyazlar çok çabuk gelişecek vezir D2 rokat, uzun rok attıktan sonra diyorum, ama dikkatli izleyiciler fark edecek ki uzun rok atamıyor, rok atamıyor beyazlar. Ama vezir D2, kale F1'den sonra şah F2, şah G1 gelerek suni bir rok atıp devam edecek. Beyazlar daha üstün konumda. Tabii ki buna girmesi gerekirken, dediğimiz gibi daha fazlasını isteyen Murphy vezir F3 oynamayı tercih etmiş ki bu doğru bir tepki değil. At F6, fil C4, inisiyatifi aldığını düşünüyor Murphy ve devam ediyor baskı yapmaya, ama Andersen de gerçekten inisiyatifi aldığı zaman çok kuvvetli oynayan bir oyuncu. Burada da onu gösteriyor. At D4'te birden karşı oyun elde etmeye başlıyor. At çarpı F6. Şimdi burada şah G6 kaçarsa bu konum kötü kalıyor siyahlara. Çünkü vezir H5 şah, şah çarpı F6, at E8. Evet, burada vezir F7 bir şey sağlamıyor. Şah G5'ten şah H6'ya sığınıyor. C1'de filimiz olmadığı için. Yani ben vezir F7 oynarsam şah G5, H4'de şah H6 sığınıyor. Artık G6 ile koruma altına alacak şahını da. At E8 güzel hamle burada. Şimdi şah E7 oynayamıyor. Vezir F7 mat var. At E8'e vezir E8 almak zorunda siyahlar. Vezir çarpı E8'e at çarpı C2. Buradaki fikir şahın D1'e ya da E2'ye gitmesini sağlayıp fil G4 açarak bir saldırı başlatmak istiyor. Çünkü kale veziri istediği için açarak saldırı başlatmak istiyor. Şah F1 gidiyor tabii ki burada beyazlar. Bu arada at çarpı C2 yerine D5 de oynanabilir, ilginç bir hamle. Aynı, yani buradaki temel mantık fil B4 şahı da gelebiliyor at çarpı C2'den sonra. Yani fil çarpı D5 olursa at çarpı C2. Bakın, şah E2'ye veya D1'e giderse fil G4 var. Şah F1 gitmek zorunda E2. Şimdi şah çarpı E2 alamıyor. Şah G1 giderse at çarpı A1 alınabilir. Ya da vezir F7'den gerçi mat olmuyoruz, H6'ya savunuyoruz demiştik. At çarpı A1 alınıp vezir çıkarılabilir. Bu mantıklı. O yüzden fili saptırmak istiyor D5'te. Ama D5'e uzun rok çok kuvvetli hamle. D çarpı C4'de F çarpı E3'ten sonra şimdi kale F1 şahlarımız gelecek. Siyahlar her ne kadar materyal olarak konumu eşitlemiş olsa da 3 taşa vezir, taşlar arasındaki uyumsuzluk kaybetmesine neden oluyor. Beyazlar ortadaki şaha çok çabuk saldırabiliyor. Yani burada D5'e uzun rok var. O yüzden at çarpı C2, şah F1'e E2. Eğer at çarpı A1 alırsa şimdi şahımızı sığınmak için G4, şah G2 geldikten sonra artık kalemiz de oyuna girecek ve beyazlar için kazanç. Ama G4'ün asıl fikri şahı savunmak değil sadece. Vezir F7, şah G5'e H4 ile mat etmek istiyoruz artık siyah şahı. E2 şah, fil E2, at çarpı A1 G4. Yine H4 G5 fikriyle oynuyoruz burada. Yani beyazlar kazanç konumda. At çarpı F6'ya doğru tepki D5. Fil çarpı D5. Şimdi burada vezir çarpı D5 oynayabilir. Bu biraz daha güvenli bir yol siyah için, fakat beyazlar iyi kalıyor. At FD5, at çarpı F3, G çarpı F3, E çarpı F2, şah çarpı F2. Kale B8'den sonra beyaz atlar merkezi bir konumda, çok kuvvetli durumda. Beyazlar bir piyon önde, beyazın bir üstünlüğü var. Siyahın daha güvenli varyant dememizin sebebi, sonuçta artık bir atak bitmiş oluyor, bu şaha karşı yapılan bir atak bitiyor taş değişilerek. Bir piyon veriyor. Bunun karşılığında açık konumda fil çifti var. Her ne kadar fil çifti olsa da merkez tamamen beyazın elinde olduğu için, taşlarını merkezileştirdiği ve merkeze hakim olduğu için fil çifti de çok etkili olamayabilir bu tip durumlarda. Merkez kontrolü bizde olduğu için, yani beyazda olduğu için. O yüzden beyazlar üstün bir konumda. Buna girebilir sakin oynamak istiyorsa siyahlar. Ya da şah E7
ilginç bir konum oluşuyor şah e7 ile. Şah e7 oynanabilir burada. Şah e7 tabii ki Murphy üzmeyecek bir hamle, fakat mücadelenin devam edeceği bir hamle. Vezir h5, g çarpı f6'ya vezir f7, şah d6'ya at çarpı a8. Burada yine karışık bir konum, belirsiz bir konum olmakla beraber siyahlar daha iyi merkezileşmiş. Şahı d6'da aslında güven de kötü değil. At çarpı c2 ile şaha baskı yapabiliyoruz. Taşlarımızı geliştirebiliyoruz siyah olarak. Yani siyahlar oyunun içinde. Her ne kadar beyaz iyi gibi gözükse de kolay bir konum değil. Karışık bir konum bu arkadaşlar. Şah e7 gelmesi lazımdı burada Andersen'in. Oynanabilecek bir konum oluşacaktı siyah için. Ama şah g6 gidiyor. Aynı mantık olduğunu düşünüyor. Fil c4'teyken yaptığı hamle, şah g6 hamlesi yerine fil d5'teyken yapıyor. Aynı mantıkta at e8'den sonra fil d5'te olduğu için, yani şu konumda fil d5 aldığında at c2, şah f1 e2, şah g1 konumuna ulaşacağını düşünüyor. Fakat şah g6'ya bir fark var. Vezir h5, şah f6'ya f çarpı e3, beklemediği bir hamle. Ve Andersen'in burada hayalleri bitiyor bir nevi. Çünkü aynı şeyleri hesaplamıştı. At e8, vezir e8, vezir e8'e at çarpı c2. Bu varyanta bakmıştık hatırlarsanız. Şah f1 e2, şah g1'e at çarpı a1. Bunu beklerken Murphy'nin f çarpı e3 akıl almaz güzel hamlesi geliyor. Şimdi burada vezir çarpı c7 oynarsa arkadaşlar, kale f1. Evet, biraz uzatıyor vezir çarpı c7 maçı. At f5'e kale f5 kuvvetli hamle. Fil çarpı f5, vezir çarpı f5. Şah e7'ye vezir e6. Şah d8 uzun rok. Her ne kadar beyazlar bir kale geri olsa da siyahların oynamayan taşlarına saydığımız zaman 13 puanlık bir taşı oynamıyor ve biz 5 puan geriyiz. Aslında 8 puan öndeyiz. Ayrıca şah gerçekten korumasız kalmış. Bütün hatlar açık şahın. Şaha ciddi bir saldırı var. Beyazlar kazanıyor bunu. Fil d6 oynarsa fil çarpı b7, vezir çarpı b7'ye kale çarpı d6, şah c7'ye. Burada kale d7 de oynayabiliriz arkadaşlar. Kale d7 hamlesi de kazanan hamle. Kale d7, şah c8'e kale b7 alsak da kazanıyoruz. Çünkü g7'yi, e5'i hepsini alıyoruz. Çok fazla piyon önündeyiz. Kale d5 hamlesi de kazanıyor. Neden kazanıyor? Şah b8, vezir e5, vezir c7, kale c5, şah c8'e kale c5 oynayarak da devam edebiliriz. Vezir d5 de etkili bir hamle. Vezir d5 de oynayabiliriz. Kale c5 de vezir alabiliriz. Daha sonra şahlar devam edip g7'yi de alacağız. Çok fazla piyon önde olduğumuz için kazanç. At çarpı c2 almış Andersen. Şah e2'ye terk etmiş. Çünkü at çarpı a1 alırsa aynı konumu düşünün. Deminki konum gibi. Kale f1 ile başlıyoruz. Bu sefer f5'ten feda ettiğinde de kurtulamıyor. Neden kurtulamıyor? Çünkü fil f5, vezir f5, şah e7'ye vezir e6, şah çekip mat ediyoruz. Bir önceki konumda bu olmuyordu. Şah e7 oynarsa vezir çarpı e5. Eğer fil e6 oynarsa vezir e6 mat. Şah d7 oynarsa fil e6. Şah c6'ya. Tabi burada şah e7 oynarsa, önce onu göstereyim. Kale f7 mat oluyor. Şah c6'ya kale c1. Şah b6'ya vezir b5 mat oluyor. Yani 17. hamlede ilk defa şahı ile oynayan Murphy maçı kazanmış oluyor şah e2 hamlesinden sonra. Terk ediyor Andersen. Gerçekten iki tane kuvvetli oyuncunun, agresif stilli, yaratıcılığı yüksek düzeyde olan oyuncunun maçı efsane bitmiş. Tabii ki Andersen'in kazandığı maçlar da var Murphy'ye karşı. Onlara da bakacağız ama Titanların Savaşı dediğim, Kralların Savaşı dediğim bu maçla başladım ben bölümme. Murphy Andersen maçıyla başladım. Daha eski maçlar da bulunabilir. Biraz Murphy hayranlığımdan dolayı da bu maç oldu. Tabii ki burada tarih sırası önemli değil. Daha eski maçlar da bulabiliriz ama başlangıcı Murphy ile yapmak istedim dediğim gibi. Devam gelecek arkadaşlar bu serinin de. Hem klasikleri öğrenmiş olacağız. Herdem Yeşil dediğimiz, Evergreen veya Immortal dediğimiz böyle kısa, gerçekten kitaplara geçmiş minyatürlük maçlar olsun. Bu maçları inceleyeceğiz böyle klasiklerden. Bunları da öğrenmiş olacağız, analizlemiş olacağız. Evet, Murphy'den güzel bir göz ziyafeti sundum sizlere. Arkadaşlar videoları lütfen beğenin, hatırlayın beğenmeyi. Yani izlenme fena olmamaya başladı. 1000'i geçiyoruz artık ama beğeniler çok düşük kalıyor.
Yapmanız gereken tek şey beğen tuşuna basmak, basit bir şey. Siz beğendikçe ben daha çok güzel şey üretmeye motive oluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.